Günaydın, hayırlı sabahlar. Akşam vallahi çok güzel serindi. Biraz çatıda oturduk. Biraz değil, bayağı oturduk. Geç vakite kadar gül gül canımız çıktı. Makara kakara. Hacca sabah erkenden kaçmış tarlaya. Şimdi ona bakacağım nerede. Domates mi topluyormuş, biber mi, camdan bağırdım da. Şöyle yakaladım, şöyle aralarda. Bak şuradan atlayacağım. Kapı yok burada. Atlamam lazım. Atlıyorum zaten. Dün de atladım girerken canım. Ne kadar buralarda yetişmesem de şu videoyu durdurmam lazım değil. Gelmedim. Tamam, gelme diyor. Geliyorum diyor. He, sen başörtü mü takmadın? Tamam. Dur, domateslerini göstereyim kız. Domateslerini göstereyim elinde. Tamam, kafanı göstermiyorum. Ay, mısır toplamışsın. Ay, kırmızı biber topladım, salça yaparım. Ay, bir kova mısır toplamış. Abi ateş yakarız şuraya dışarıya. Aa, bakayım. Oğlum şunu da alır mısın? Bunu çekeyim, bunu çekeyim. Bunu çekeyim, aç şeyi çekmedim. Geç şu tarafa. Çember düşmüş kafasından. Bir şey oldu. Bence sorun yok ama. Sorun yok ya. Hatice çok da kapalı, çok da açık değil. Çok açıktı, şu kapalıya döndü. Doğru söylüyor. Hatice fıldır fıldır da. Hatice fıldır fıldır. Aman gene öyle, boş ver. Aman. Şey, Hatice şuradaki ev ne? İşte bu. Bunlar dolaba mı? Yarım sayfa. Ha, gel, geliyorlar burada mı kalıyorlar? Karpuzu kesip de koyalım ha. Gelip burada mı kalıyorlar? Yok, hiç kalmadılar. Hiç şey yapmadılar. Kaç oda yaptırdılar ki? Bir. Yasak mı, fazla yaptıramadılar? Hayır canım. Elektrik su almak için yaptırdılar. He, elektrik su aldı. Küçük kulübe küçük diye vermediler. He. Arkandakine de öyle. He, onu da ama iyice şey yapmışlar, kümes gibi. Demek ki metre karesi belli olacak değil mi? Ne bileyim, gene insanın mutfağı oturduğu oda yatak odası olacak nasıl? Öyle veriyorlar yani, elektriği suyu. Ya da vermiyorlar mı, yaptırmıyorlar mı kız? Şey, af çıktı ya. Af çıktı. Şimdi adam burayı bir gözlüğüyle bir oda bir mutfak yapsaydı. He. Rahatlıkla alırdı. Alırdı. Tek oda yaptığı için. Ya, göstereyim mi seni? Göstersin. Göster dedi. İzin verdi. Bembeyaz saçları baksana. Beyaz değil kız. Kına yaktım. Aa, değişik. Tam beyaz değil de böyle değişmiş rengi. Önlerine şimdi, ya, üstüne yaktım zaten. Moda ya. Ha, böyle beyaz gençler ben sürüyor. Ben beyaz saçımı seviyorum. Ay yavrum. 70 yaşında varsın ya. Olsun yavrum, olsun. Ben beyaz saçımı seviyorum. 70 var mısın yavrum? 75 diyeyim, 75 de. He. Geçen güne televizyonda haberlerde soruyorlar. He. Adam yaşındara kaç yaşında olmak istersin? Adam diyor ki 18 yaşında olmak istiyor. He, kimis, kim kim olmak istemez ki? Herkes yaşından memnun ya. Biz makarasını yapıyoruz. Çünkü içimizdeki dünya, herkes genç olmak ister. Hep genç kalmak bu kafayla ama, bu beyinle. Ha, işte öyle diyor adam da. 58-59'a girdim işte ben de. Şimdiki aklım olsun. He. Şimdiki aklım olsun, benim de 30 yaşında oluyor. Hani bazen şey yapıyorlar ya, insanın psikolojisiyle oynamaya çalışıyorlar ya, 70 var. Dalga geçiyorlar ya. 70'e de geleceğiz. Ama yaşarsak. 80'e de geleceğiz yaşarsak. Bunlar normal şeyler. Hiç de psikolojim bozulmuyor. Hatta bir tane videoma yazmıştı biri. Aa, eşime sordum da seni 70 dedi. Dalga geçiyordu benimle. O kaç derse desin. Barbun fasulye dikti. He. Bayağı erken kalktın o zaman Hatice. Ben 5'te kalktım. Maşallah.
Kaçta kalkıyorsun? 5'te kalkıyorum ben her sabah. Kaşınıyor Emine, kaşınmaya başladı. Emine kaşınmaya başladı. Burada çocukları bir kabartmış, bir kabartmış yolda. Günaydın. Günaydın, günaydın. Ah beni göster. Benim film çoktan aydınladı da onun için ben günaydın dedim. İsmail abi şimdi odaya giriyorum. Günaydın diyor. Dedim ya diyorum. Olsun bir kere daha deriz diyor. Ay. Canlarım benim, nasılsınız, iyisiniz? Uykudan kalktım, daha çay içmedim. Akşam biz geç yattık. Hatice biraz aşağı. Uyudun mu kız hemen? Hani o mısırlar haşlamalık mısır mı? Evet, yok. Yok kızım, çocuk şey gözleyeceğiz. Ha, köyde değil mi? Abdullah Can. Olmamış kızım. Ha, ben de. Hevesi gitmesin diye bir şey yaptım. Ya, akşam dedi yoksa... ya baba anne. Annesi, öyle dedi. Annenle baktık, olmamış. Olmamıştı tamam. Çok sütlü yani. O zaman niye aldın anne? Ne yapayım? Erkek çocuğu, umbacık olur. Umbacık olur, umbacık olur. Eskiden biz öyle derlerdi. Abla kızım, abla can dedi. Neyi? Şey, mısır mı? Aha. Evet. Her sabah kalkmış yatakta. Babaanne mısır. Ay. Çünkü teyzelerim akşam da dedi. İsteyim dedi. Yok akşam da dedi. Ya bakayım dedi. Olmadı dedik ama yine şey dedi. Ay saçım başımda. Darmadağın, elim yüzümde sabunladım. Ay sevsin. Ay benim her yiyecekler dalga geçiyorlar bak benim. Bak beni burada yapacak çok insan var, dalga geçmeyin benimle. Evet. Allah razı olsun hepsinden gerçekten. Ben çok bakım, makyaj. Sen her halinde güzelsin. He, hiçbir şey yapmıyorum. Kim yapıyor? Ben hayatımda bir evlenirken. Ben evlenirken kaçtığım için onu da yapmadım. Ve düğünlerde. Seviyorum. Şimdiki doğallığı seviyorum. Eskiden şey, Emine'nin yaşındayken perma falan yaptırdım. Ha, onları ben yaptırdım. O zaman makyaj yapardım ama ben çok değil. Ben... Permasını da yaptırdım. Çok hala severim permayı. Ama perma çok güzel geldi. Bana o zaman yakışmadıydı. Hani benim saçlarım kıvırcık de. Bana, benim saçlarım zaten kıvırcık ama ne bileyim, heves ettim. Senin kıpkıvırcık. Ben permayı yaptırdım. Ertesi günde gittim. Aynı parayı veriyorsun, ilacı kullanıyor ya, bozdurdum. Ya. Tabii. Niye beğenmedin mi anne? Bilmiyorum, suratıma yapamadı yani. Ama bir günde bak hani, şimdi bir insan baka baka, çok. İkinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün alışacaksın. Hemen çiftliğe, bizden çiftliğe inerken, biz de caminin o aradan çiftliğe inerken, Murat gibi kuaför vardı çocuk. Gençti. Çocuk. Yemin ederim ki ondan başka kimse benim saçımı yapamazdı. Sizin de çok kıvırcık. Bir de benim şey, şekil almıyor saçlarım. Şöyle ileri geçti, ikimizi birden çekimini bir o tarafa. Çekti zaten, Emine çekti. Anan her şeyi yaptı. Çekti kafasını gösterme. Ne yapayım? Gökhan tam sesi duyuyorsun. Ben artık saçları açıkları çekiyorum. Geçen şeyde Mustafa kardeşim de eşinin başörtüsünü bir aldı balkondan, hiç beklemiyordum. İstemediler desinde, siz desiler silerdim. Kendi başına taktı, çarşambada var ya. O da çok iyi bir kardeşimiz ya. Seviyorum ya, insanları seviyorum ya, iyi olsunlar yeter ki. Şakayı kaldırırım, komediyi kaldırırım. Yeter ki dedikoduyu sevmem. Bak, onu beceremem çünkü ben bir laf derim, öbürkü on laf der. Kaldıramıyorum onu bak. O... Bediren şu mısır da koyalım kovaya. Ben yalan da söylense inanırım. Ay hadi. Ay ne, senden ben çabuk inanıyor zaten her şeye. Hadi kahvaltı yapmaya gidelim. Şurası ne, sen şu kadar. Hadi anne sen gidelim. Sen ne yapacaksın lan? Ben de bir şey yapayım. Yani onu babam diyor ki hadi gelsin. Ben insanlara inanırım. Baban o kadar biliyorsa beni merak ettiyse camdan beni seslensin. Ben de Allah diyorum benim. Diye. Kurusun Allah. Beni ayağına çağırıyor. Dafa etsin diye bir şeyim vardır benim. Çünkü bu şeyimle çok... geçmişte kullanıldığım için olsun diyorum ya, Allah'ım var benimle, boş ver diyorum. İnsan insana ne kadar yardım eder Allah ki. Allah büyüktür, hadi. Haydi kahvaltıya. Anam görüyor musunuz? Çocuklar ne kadar masum. Melek ya, melek kediyi ne kadar güzel seviyor. Ana çıkacak oraya, çıkacak. Çıkacak. Kız kediyi gördün mü nasıl seviyor? Yusuf'tan bir ay küçük bu. Ama kızlar daha hareketli oluyor ya.
Çilik sofraya oturacağız kahvaltıya da. Yeni doğmuş bunlar, biraz büyümüş. Nasıl uyuyorlar? Hatçinin giriş balkon var ya. Orada yatıyorlar. Ana. Siyah kedinin anneleri. Evet. Bana da kahve yaptılar. Emine yerleri süpürüyor. Hatice de soğan kavuruyor. Dolma saracağız. Yaprak topladı. Sabah toplamış bayağı. 2 kiloya yakın. Ben dedim Zeynep var. Hataylı. Oranın kara kahvesi. Böyle acı çikolata olur ya onun tadında. Normalde ben kahve içmem biliyorsunuz. Akşam yaptığı çok hoşuma gitti. İstiyor şu anda da çok tatlı, püfür püfür. Dedim o kara kahveden bana bir tane daha yap dedim. Acı çikolata tadında koyu. Bizim Türk kahvesi mesela çok sulu gibi olmuyor. Yapıyoruz ama. Ben bir şey daha öğrendim. Yani yaşın insanın kaç olursa olsun. Bir şeylerin tadına bakmamış oluyorsun. Belki biliyordum, görüyordum. Ama hiç tadına bakma gereği duymadım. Vallahi bugün ben Hatice'nin kıyafetlerini giydim. Samsun'da var valizimde de getirmemişim. 2 tane bir elbise giydim. Bir elbise daha yanıma evde getirdim. Denize gireceğiz diye. Kalıp kalmayacağımız belli değildi ama kaldık. Pijamalarımı zaten yanımda taşıyorum. Kalır mıyız, kalmaz mıyız? Yedin mi kahvaltını annemle? Yaptın mı annem? Ne yiyorsun? Elma. Nereden çıkardın? Ağaçtan. Ağaçtan. Büyümüş mü elmalar? Tabii. Ben gözüküyorum baktığımda. Bazen boyumu kafamı alamıyorum. Ben bir şey soruyorum. Bu gözüküyor. Kahvaltını yaptın. Şey de almış. Elma. Hadi elmaya dalıyor. Elmalar mükemmel ya. Karpuz kavun gani gani tarlada. Var mı göstere de bir şey yok. Geri koymuşlar zaten topladıklarını. Ama küçük biraz. Vallahi beni merak edenlere söylüyorum. Çok mutluyum. Çok iyiyim. Bir de şu kafamızdaki evimi tutsak, bulsak daha rahat edeceğim ve bulamazsak da ben gideceğim. Bir daha gelirim. Şu anda biraz buradayım. İnşallah diyorum bu arada. Kolay gelsin. Ay duyuyorlar kız. Hı? Bir de kolay gelsin. Silecek. Gençler oldu mu bize elletmiyorlar. Ama dolmanın içini genelde Hatice yapar burada. Kimse elletmez. Şimdi şey dedi, dolmayı sarın. Biraz şeyin, Almina'nın yaş günü var ya altısında. Bugüne götürürsünüz. Biraz eve kalır. Bana da 5 kilo tuzlamış koymuş. Geçen sene götürememiştim. Acele gitmiştim. Geçen sene de yapmıştı gerçi. O da gönderemedi. Ya kendi bildiğin, kendi şey yaptığın olunca çok güzel oluyor. Buradaki bütün çekyatları yukarıya çatıya çıkarmışlar. Yerde yatmıyorlar, çatıda yatıyorlar. Şöyle asmaları zaten görüyorsunuzdur. Dün geldik hemen çamaşırları makineye. Hemen ipleri atıldı zaten. Elma ağacı nerede ya? Alma, alma. O taraflar güneşli o yüzden oturmadım. En müsait köşe burası dedim. Güzel, Hatice'nin evi yazın çok güzel burası. Kışın da çok soğuk oluyor tabii. Şimdi çamaşırları ben alırım. Ben genelde çamaşırcıyımdır.
Onları şimdi kahvemi içeyim, toplar katlar yerine kaldırırız. Şey, dedim puanlı puanlı, altta puanlı, üstte puanlı. Çizgili olsaydı daha iyi olacakmış. Kafur amca gibi. Aşağıda baktım da çektiğimin bu videonun başına birleştiriyorum, parça parça çekiyorum ya, şey bayağı denizin rüzgarından ses çok gelmemiş. İnşallah net anlaşılır. Ben anlıyorum ama böyle yüklediği zaman biraz ses uğultulu geliyor. Burada da bebeğimiz var, bebek var, bir kızımız. Erkekler işte, çalışmayanlar burada. Burası yine Cöstal da bu Kırık Köprü'ye yakın. Yarısından sonra halamın kızları oturuyor. Yarısından bayağı yol var yani. Buradan bir saat yürüyeceksin. Geçen halamlara gittim ya. Şimdi onların bir bölümü şeye gittiler. Antalya'daki yazlıklarına gittiler. Hatta demişsiniz ya, İstanbul'da oturmuyorlar. Sadece yok, dördünde dairesi var Çekmece'de. Ama kendileri oturmuyor. Tabii biri oturuyor sadece, küçük halamın kızı. Zaten onunla devamlı biz yıllarca görüştük. Hatta rahmetli eşim varken bir hafta onlar gelirdi, bir hafta biz giderdik. Çocuk çoluk büyüyünce, ele karışınca artık sen gidemiyorsun. Bu sefer etraf genişliyor. Hani söylemişsiniz ya, ben istediğim zaman geliyorum. Belirli şeyler oluyor. Bardeler atlatıyorsun. Koşturamıyorsun. Onların büyük çekmecede ikişer tane daireleri denize sıfırdı. Hepsi dönüşme. Yıkılmış şimdi. Ay ne kadar yüksek rakamlar ödeyecekler daire başına. 200 milyar mı, 300 mü dediler daire başına. Yeniden yapılıyormuş. Hepsinin dairesi. Olsun, hayırlısı olsun. Çocuklar, çoluklar var. Herkesin torunları oldu. Eskisi gibi olmuyor. Eskiden sadece sen oluyordun, o evlenmiş oluyordu. Senin çocuğun ona gidiyordun, o sana geliyordu. Gördünüz zaten, öbür günlerde bayağı yaşını almış. Öyle bir yerlere gidecek bir durumları yok. Pek çıkmıyorlar, arabaları var. Hatta halamın oğullarının da hepsinin cipleri var. Onlar yoktu orada. Torunların da aynı. Bir bazen öyle eser akrabalarıma bir uğrar çıkarım. Çünkü İstanbul'a gidince de Allah izin verirse halamın kızının, o başka halam ama iki halam vardı. İkisi de rahmetli oldu. Onun kızının birinin de Çınarcık'ta oturuyor yazlıkta. Dönecek ama. İstanbul'daki dairesini boşaltmış. Çınarcık'ta da kendi evi. Senin dedi temelli geleceğim, eşi öldü. Onun da. Ben dedi gelmeden gel dedi, kalırsın. İşte ona gideceğim. Eğer nasip olursa gideceğim diyorum ama. Her şey nasip, kısmet. Nerede oturuyor? Eski havaalanı. Yeşilyurt'ta oturuyorlar. Oğlu, kızı. Bayağı geniş aslında. Gitmeye kalksam da ben gitmiyorum ya. Koşturamıyorum artık. Eskiden zaten öbürki halamın evinden çıkmazdım, orada kalırdım hep. Gelme bu tarafa, video çekiyorum atletle. Benim Abdullah Can. Ay yapma, yapma annem. Ya ben huylanıyorum. Çok seviyorum kedileri ama elleyemiyorum. Devam konuşuyorsun. Sabah saçım açıktı. Saçımın üstüne atmış. Beni çığlık çığlık bağırttı Abdullah Can. Şurada beni istiyor bir de. Yaparsan bak çok... Ben elleyemiyorum, bir de yemek yiyemiyorum belirli ortamlarda. Kızmayın bana. Çok seviyorum. Yapma Abdullah Can.
Dina. Çok seviyor Abdullah Can. Öpüyor. Bu girişte kediler odaya yemek yediğiniz yerlere sokulmuyorlar. Çünkü gerçekten kıl da bırakırlar. Yani çok da sağlıklı değil evde beslemek. Tamam bir tane olur. Ama 2-3 tane var. Haçili bir ara 10-15 baktılar. Şimdi ne var? Bu siyah kedinin annesi var. Bunlar var. Bir de bunların bir sultanları var. 2-3 tane. Onları da içeride görmedim. Çünkü yemek yemiyorum. Bende de bir huy var mutfakta. Kedi dolaşıyorsa yani tamam onlara biz bakacağız, o ayrı. Yemeklerini de vereceğiz, sularını da, sevgimizi de göstereceğiz ama ben dokunamıyorum. Hani getir de birlikte yemek yiyelim masada diyemem. Acık hijyenik olacak değil mi? Kedi her yeri dolaşıyor çünkü. O yüzden sokmuyor Açı artık. Bu tarafa almış. Daha da toplamıyor kedi. Bırakmışlar. Giden gitmiş. Kalmış 3 tane. Yok yavruyla 4 oluyor. 2 yavru. 2 de büyük. 4. Çocuklar hepsi seviyor kedileri, köpekleri. Benim kızımla oğlum. Ben işe gidiyordum. Küçük bir yavru köpek bulmuşlar. Getirmişler eve. O zamanlar vitrinlerin dolapları vardı. Ben işten gelince oraya sokmuşlar. Saklamışlar havlamasın diye. Türkü söylüyorlar havlama sesi olunca. Ben tabii birazcık anladım. İşte üstlerine gitmedim. Anne yemeğini ye yat. Böyle ısrarla bir yatmamı istiyorlar görmeyeyim diye. Gittim yattım ama haberim de vardı. Onlara da belli etmedim. Bir hafta falan baktılar. Dedim anne bu sokak köpüşü bizim bahçemiz yok. Hacı atletli gelme. Evde baskı geziyoruz. Ay kızın başından geldi Hacı de. Video çektiğimi görmedi. Ne çekiyorsun oğlum beni? O ne? Dürbün mü? Lens. He? Lens ya. Ne demek? Fotoğraf makinesine takılıyor. Fotoğraf makinesi. Takılıyor. He. Beni çek de öldüğüm zaman hatıra dolaba asarsın. Ah anneannem ah dersin. Az yedirmedi içirmedi beni dersin küçükken. O benim bakkalımdı dersin. Benim ismimi bakkal koymuştu. Market koymuştu. Hatırlıyor musun Cevdet? Evet. Cevdet bakkala giderdik. Ama ne doldurdum. Paranın bereketi vardı ya. Çalışıyordum. İzinde çıktığım zaman buna gelirdim. Bir hapı vardı zaten. Abdullah Can. Şu valla oyuncak. Her şey bitti. Hiçbir şey yapılmamış gibi oluyor değil mi? Zaman geçince. Değil mi? Hatırlıyor musun? Az çok. Fazla değil. Az çok. Yani. Şu anda oyuncak getirdim ben. Onları hatırlıyorum. Kadarını hatırlıyorum. Artık biriktire biriktire çuval yapardım oyuncakları. İlk torun ya. İlk göz ağrımız ya. Ondan sonra kim oldu ilk göz ağrımız? Deniz Güney. Arkasından. Deniz biraz çabuk katılıyordu. Böyle demir eksikliğinden daha çok düştü. Gidemiyordum onu bırakıp. Seni Hatice baktı sana. Anne. Şimdi Allah var. Sen Hatice'nin oğluydu. Babanın çok baktı. Deniz de benim oğlum oldu. Ayrılamadım Emine'den. Yunus der ya Samsun'dan gelmiyorduk ki anne. Yani. Şimdi de evdekiler var sırayla her şey. Hani birine öncülük birine sonra değil. Büyüdükçe en küçüğe sevgi gidiyor. Sevgi hepsine aslında eşit. Ama benden parayı kestin. Bakısı oldu işte. Ay başlığını gönderirdim verirdim. Evet. O zamanlar yeni çıkmıştı o şeyler vardı.
Kocaman kutu alırdım. Herkes alamazdı onu. Sütün içine koyuyorsun ya. Ne? Nesquik. Nesquik abla. Ya sen illa ki o Nesquik'i isterdin, kocaman kutu. Anne de diyordum. Bakkal babaanne, anneannen gelecek, üzülme oğlum. Güzel günlerdi ya. Biz Hatice'nin çok büyük evi yoktu ama biz Hatice'nin oğullarıyla bir odanın içinde hepimiz yatakları atardı Hatice. Kim gelirse gelsin. Temiz olsun da. Çocuklarım gibiydi zaten hepsi. Yatardı yani, sen ben yoktu. Öyle düğür müğür hesabı da yoktu. Hani bazen olur ya, yapıyorlar ya. Kızın annesi oğlanın annesi, yok öyle bir şey ya. Yeter ki anlaşabilmek. Hatice de uyumludur. Hatice zaten Emine evlendiğinde açıktı. Tırnaklar bir karış ojeli. Hatta benim de tırnaklarımda oje vardı. Şimdi Emine'ye ilk tanışacağım zaman tırnakları kestim, ojeleri sildim. Neyle karşılaşacağım bilmiyorum. Kız annesiyim, İstanbul'a geliyor, Samsun'a geliyorum ama hani daha derli toplu olur dediler kız annesi. Anam bir baktım ki Hatice'nin tırnaklar. Of bakım, oje. Anam dedim, kafamda kurduğumu tersi. Ya, gönüller bir olsun, görüntüymüş, bakımmış. Ondan sonra bir alıştık birbirimize. İki bacı gibi olduk yani. İki kaynana olmadık. O gün bugün 23 senemiz geçti. Abdullah 23 yaşına girdin değil mi? 24'e gireceğim işte. 23 bitti işte. Ya ömür dediğin ne ki? İnsan 70 gibi gözükse de sarı kafalı olarak, 80 de gözükse fark etmiyoruz. Ruhumuz genç. Allah diyorum çok böyle şey yapanları, kınayanları da yaşlandırmasın. Ne diyelim, onlara güzel duamız olsun. Yaşlanacağız tabii. Torun sahibiyim. 23 yaşında. Ama neye şükrederim her zaman? Yaş çok önemli değil benim için. Ben bazen derim 35'im ya. 40'ım ya. Ya bir espri yaparım ben videomda. Ben yaşımı bilmeyecek kadar cahil de değilim. Her yaşın güzelliği başka. Tadı başka. 40'ıma geldiğimde değişik bir güzellik yaşadım. Önemli olan ne biliyor musunuz? Allah elden, ayaktan, sıhhatten, beyin yoksunluğu vermesin gerçekten. Beyin de çok önemli. Ya yani hafızasını kaybedenlerimiz yok mu? Aysemir olanlarımız yok mu? Allah'ım vermesin. Çok zor ona bakımı da. Kendisi için de zordur. Belki anlamıyor ama zordur ya. Sakatlık da vermesin Allah'ım. Ayaklarımız tutuyor, ellerimiz tutuyor, hamd ediyoruz. Başka ne yapacağız ki? Yaşımız ilerleyecek tabii. Zamanla yarışamazsın. Ha, gidersin şunu yaptırırsın. Biraz durumun olunca botoks yaptırırsın. O da kolaylaştı, o da zor değil ki. Ama ben yine yaşımı söylerim. Benim yaşıma çok inanmazlardı eskiden. 40 yaşında olurdum. Yok be. 30'a anca girmişsindir. Daha minyondum. Bir de makyaj yapmadığım için herhalde pek. Ne derseniz diyeyim, makyaj cildi yıpratıyor. O yıpranan da yine makyajla kapatıyor gençlerimiz. Ha benim derler ya, bir kalıp sabun. Ne krem sürerim. Ne makyaj yaparım. Tabii ki yapacağım. Diyorum bu saatten sonra yapacağım diyor. Mesra diyor. Anne diyor, hep diyorsun ama yapmıyorsun. Allah saat versin de. Yaşa takılan biri değilim zaten. İsterse 100 yaşında desinler bana. Benim babaannem zaten 100 yaşında öldü. Taş gibiydi kadın. Ne olacak insan... Saatinden bir şeyler vermesin. Öyle bir takıntım yok.
100 de deseler olur, 500 de deseler olur. Ne mutlu bana yaşıyorum. Öyle değil mi? Saatim yerinde. Kimseye muhtaç olmadan. Elim kolum tutuyor. Vallahi bir ağaca çıkabilirim. Kendimi öyle zannetmiyorum. Öyle hissediyorum. Ya egom yok yaş konusunda. Sadece gülün diye söylüyorum öyle ya. Komik olsun diye. E bazen de insan güldürmek istiyor. Hep de ciddi yaşamayalım hayatı. Yolun sonu görünüyor zaten. Her şekilde. Ama ben herkesi seviyorum yaradandan dolayı. Kimden derse desin. Allah onlara uzun ömürler versin. Yaşlandırmasın. Bak ne güzel dua ediyorum. Allah sıhhat versin çocuğuna, çoluğuna. Bunu ben canı gönülden diliyorum herkese. İşime, dostuma, komşuma önce isterim. E bana da versin. Allah'ım beni de muhtaç etmesin kimseye. Bir 10 sene sonra nasıl olacak? Mesela Çınarcığa gitmiştim. Ay yalama kızı zannetmiş yeni gittim. 4 sene önce gitmiştim. Bir resim attım da hemen aradı telefonla. Sen dedi Çınarcığa mı geldin, bana uğramadın. Belki kendisine 10 senedir yani yüz yüze gelmemişim telefonla. Yok abla dedi geleceğim. O dedim çok eski. Baktım da bir 4 seneyle yine fark ediyoruz ya. İnsan fark ediyor, fark ediyor. Belirli yaştan sonra ilerliyor şeyler, büyümeler vücutta. Ama onun kolayı da var. Gidersin botoks yaptırırsın. Olur biter. Geç gösterirsin. Ha işte. Sorun çözüldü. Her şeyin kolayı çıktı. Ne yapalım? Önemli olan zoru yaşamak. Böyle doğal. Ya zor olan doğalmış. Eskiden zor olan makyajdı. Şimdi zor olan doğallıkmış. Benim birkaç tane arkadaşım var da kalem sürmeden, makyaj yapmadan çıkmayız derlerdi hiçbir yere. Bakkala bile. O yüzden diyorum zor olan doğallıkmış. Zannederdim zor olan makyajlı çıkmak. O basit olmuş. Ay bayağı lafladık herhalde değil mi? Kahve çok güzelmiş. Kara kahve diyorlar Hatay'ın. Böyle acı oluyor ama güzel. Ben acı olan şeyleri seviyorum biliyorsunuz. Dibine kadar da içiyorum. Bak öbür kahvede midemi bulandırıyor mu bulandırmıyor. Bu iyi geldi. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Bugün dolma çekeceğiz. Dur bakalım. Acaba sonlandırmasam da çok uzun olursa da izlenmez. Dolmayı daha hariç çekerim. İçeride başlanmıştır iş yapılmaya. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Eğer bir gaf yaptıysam da affola. Hakkınızı helal edin. Bir yanlış kelime de söylemiş olabilirim. Diyorum ya bazen böyle dom dom. Ben çok inceleyip atmam laflarımı. Ondan sonra keşke onu söylemeseydim. Üzülür karşımdaki, tanımasam da. Kırılır. Böyle bir Allah korkusu giriyor içime. Kimse, gönül kırmayı sevmiyorum. Kim olursa olsun tanıyayım tanımayayım. Görüşmek üzere.